1, 2, 3, fuck it. Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza ürün tanıtım videosuyla çıkıyorum. Dün sipariş verdim, bu sabah elimdeydi. Amazon'dan kesinlikle böyle inanılmaz memnunum. Kendi kargoları var ve ekspres kargoyla hemen geldi. Ben de şaşırdım sabah kargoya bunu açınca, alala ne çabuk geldi falan dedim. Bu Xiaomi'nin InFace, gözüküyor mu bilmiyorum. Şu InFace siyah nokta temizleme aleti. Şöyle kutusunu açayım size. Ben üstten ambalajını açıp bir baktım ama tekrardan şöyle bir açıp göstereyim size. Şöyle içerisinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Cihaz bu. Cihazımız bu. Burada kullanmamız gereken başlıklar var. Burada da içerisine taktığımız şu minik süngerlerden var. 24 tane olması gerekiyordu içinde. Açtım. Adaptörü çıktı. Şöyle süngerlerden var içinde. Süper. Ve şöyle bir stand geldi. Yani bunu böyle banyoda ya da herhangi bir yerde kullanmak istiyorsanız şöyle üzerine koyup bu şekilde kullanmak için yapmışlar. Güzel düşünülmüş. Ben sevdim, beğendim. Şimdi bunu bir inceleyeceğim. Bakalım nasıl açılıyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Şarja takıp mı kullanıyoruz yoksa şarj olduktan sonra mı kullanılıyor yoksa böyle fişe mi takmak gerekiyor? İnanın onu hiç bilmiyorum, test etmedim. Bu arada duştan çıktım ve saçlarım böyle ıslak. Kusura bakmayın, böyle tuhaf gözüküyor şu anda. Hemen yapmak istedim aslında. Şöyle cildim temizken. Siyah noktaları falan toparlayayım, temizleyeyim ki cildimi, ondan sonra üzerine dermapen yapacağım. O videoda yakın zamanda gelecek. Beni izlemeyi unutmayın, takipte kalın. Şu aşağıdan abone ol tuşuna bastıktan sonra orada bir zil çıkıyor. Zili açarsanız benden gelen bildirimleri görmüş olursunuz. Evet, şimdi buna bir fişe takalım bakalım. Ondan sonra ne olacak? Hep beraber görelim. Şu anda görüyorsunuz. Şöyle şarj oluyor. Birazcık şarj olmasını bekleyeceğiz. Keşke bilseydim, beklerdim. Neyse, ben bu süre zarfında size içinden çıkan şeyleri anlatayım. En azından o şarjı olana kadar böylelikle hızlı ilerlemiş oluruz. Evet, cihazın içerisinden çıkan, şöyle yorganın üzerine koydum. Şöyle başlıklar var. Ben şimdi şu kullanım kılavuzunu açıp Türkçesi varsa bir bakacağım. Genelde böyle şeylerde Türkçe olmaz çünkü. Bunlar Çince. Arkaya bakalım. Aslında Türkiye'de satılan malların bu şekilde olmaması gerekiyor. İçerisine Türkçe kullanma kılavuzu mutlaka koyulması gerekiyor ama bunu pek kale almıyorlar açıkçası. Şöyle süngerler var. Ama bu süngerler ne işe yarıyor onu anlamadım. Şu makinenin ucunda takılan süngerler sanırım bunlar diye düşünüyorum ben. Bunları da nasıl takıyoruz onu da pek algılayamadım. Ha, böyle minik minikmiş. Pardon. Şöyle küçük küçük parça parça süngerler var içinde. Tamam, anladım şimdi. Bütün görünce ben bunu dedim ki bütün süngeri nereye takacağız makinenin? Anladım. Minik minik kesilmiş süngerler var içinde. Başlıklarımızı şöyle çıkartıp göstereyim. İnatla çıkmaz şimdi. Hep öyle olur ya, böyle bir şey yapacağın zaman şey yapamazsın. Çıkartamazsın bunları. İnadına öyle olur. Kırarım falan şimdi ben. Allah! Şimdi şu ne içinmiş? Bakalım. Bir tanesi sanırım günlük kullanım için. Bir tanesi haftalık kullanım için. Üzerinde olan zaten. Şöyle şarja takmıştım. Şöyle biraz getireyim. Üzerinde olan sanırım normal klasik olanı. Başka da herhangi bir esprisi yok açıkçası. Böyle kullanma aparatları. Ben aslında çekim gücünü çok merak ediyorum. Bu cihazın. Çünkü ben bir kere AliExpress'ten sipariş verip gelen bir ürün vardı. Ondan çok memnun kalmamıştım açıkçası. Makinenin de başlıkları şu şekilde çıkıyormuş. Şöyle şuradan şöyle çıkartıyorsunuz. Burada süngeri var. Sünger yeri sanırım burası. Tepesi buradan çıkıyor. Bunun iç kısmına, yani şuraya süngeri oturtturuyorsunuz. Sonra bunu cihazın şurasına takıyorsunuz. Aynen. Şurasına takıyorsunuz. Sonra kullanmak istediğiniz başlığı şöyle getirip tık diye üzerine oturtturuyorsunuz. Bu şekilde cihaz istediğiniz başlıkta çalışıyor. Ben üzerinde gelenle bir denemek istiyorum. Bununla insanlar ciltlerini falan bayağı bir morartmışlar açıkçası. Benim de cildim hassas. Nasıl olur onu bilmiyorum. Deneyeceğiz. Denemeden bilemeyiz. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Şimdi bunları tekrar içerisine bir koyalım. Ben cihazı 119 liraya aldım. Tekrar size bir gösteririm. Hatta şuradan bir bakayım, göstereyim. Yanlışlık olmasın. İndirimde şu anda. İndirimde tekrar denk gelirseniz mutlaka alın. Gerçekten bugün teslim edildi. Şaka gibi. Hatta şuradan size göstereyim. Bakın, bugün teslim edildi yazıyor. Şaka gibi. Bunun fiyatı 138 lira bu. Amazon'dan aldım. Bunun satın alma linkini aşağıya mutlaka bırakacağım. Oradan siz de temin edebilirsiniz. Ha. Anladım. Pardon. Şimdi bilmeyince böyle tık 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 diye dokununca açılıyor. Bir kere daha dokununca düşükten bir yükseğe geçiyor. Bir kere daha dokununca en yükseğe geçiyor. Şimdi bana çok güleceksiniz ama bir şey göstereceğim size. Bunun da ürün tanıtımını yaparım. Buharlı temizleyici almıştım ben. Bununla mütü yapabiliyoruz. Yeni geldi zaten, bir hafta oldu ama dayanamadım, açtım kutusunu. Size bununla nasıl temizlik yaptım ve nasıl kullanıldığını anlatacağım. Şimdi benim buhara ihtiyacım olduğu için dolayısıyla bundan buhar yüzüme sağlayacağım. Çünkü cildime tuttuğum buhar makinem bozuldu. Bununla bakalım. Ay, su atıyor bu. Bununla buhar tutacağım yüzüme. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi tekrar. Ay, bu bayağı sıcak su veriyor ve ben korktum açıkçası. Yanıyorum. Ah. Vallahi oldu şimdi, ne gerek var ki buharıma? Yüzlü buhar makinesini al işte, her işe yarayan şey. Tabii bunu çok fazla cildinize yaklaştırmayın. Bu bayağı 80 dereceye falan çıkıyormuş. Şu an yerleri görseniz anlatamam size, su fışkırttı. İlk seferinde böyle oluyor. Sonrasında normale döner. Tabii ben bunun içine çeşme suyu koydum. Ay, çeşme suyu diyorum, normal su koydum. Abi, kim evini temizlediği buhar şeyiyle cildini bununla şey yapar? Gerçekten çok salakça ama kusura bakmayın, başka cihaz yoktu elimde. Koskoca tencereyi de buraya getirip koyamazdım açıkçası. Oh. Bence işlem tamam. Şimdi cihazı aldım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu, onu da size anlatayım. Cihazda cildiniz kuruyken yapmayın, çektirmeyin. Yoksa morarma olur. Böyle HydraFacial mı diye bir şey vardı ya, böyle cilt su vererek, vakumlayarak çekiyordu. Aynı onun gibi düşünün. Şimdi ben önce bir düşük ayarda deniyorum. Düşük ayar bana göre. Şaka mı bu? Size göstermem lazım. Çaplarım şu anda. Bakar mısınız? Şimdi makineyi kapattım ve içindeki rezilliklerini size göstermem lazım. Ay şu halime bak, göz halim benim ciddi bir hassastır biraz. Bakar mısınız şunun içine? Ben şok. Şimdi birazcık daha buhar tutacağım cildime. Bence yeterli gelmediğini düşünüyorum. Ya şu makinenin içindekilere bakar mısınız? Şaka mı bu? Bunlar benim burnumdan çıktı. Ve ben her gün cildimi hayvan gibi temizleyip toniklerim. İğrenç. Çok üzgünüm böyle bir görüntüyü size gösterdiğim için gerçekten. Kusura bakmayın. Şimdi bebekler şöyle bir şey, kullanım yeri var. Şimdi buna böyle basıyorsunuz ya. Şöyle bir kere. Bir kere daha şu... Yok, nasıldı? Şöyle bir kere basıyorsunuz. Şöyle basılı tuttuğunuzda modu değişiyor. Turuncu bir şey yanıyor. O turuncu da şöyle vakumlayıp çekiyor. Vakumlayıp çekiyor. Şimdi onu size göstereceğim. Evet. Şimdi makineyi ilk çalıştırmaya gösterdim. Şimdi böyle yaptık ya, çalışıyor. Şimdi buna böyle basılı tuttuğumuzda bakın. Şöyle nasıl göstereceğim? Turuncu yanıyor. Bu da çekme emiş gücü şu. Görüyor musunuz? İçine çeke çeke şöyle yapıyor. Bunun da seviyeleri var. Buradan arttırabiliyorsunuz. Onu da şöyle göstereyim. Zaten makine sesinden duyuyorsunuzdur şu an. Bu da hassas ciltler için olan kısmı. Yani cildim sürekli çekmesin, sıkıntı yaşamayayım diyorsanız turuncu olan moduna getiriyorsunuz. Ama normalde benim cildimde sıkıntı yok, hayvan gibi ne versem olur, ne versem olur diyorsanız eğer de benim gibi en yüksek modda, normal seviyesinde kullanabilirsiniz. Şimdi bu ilk başlık bu şekildeydi. Şimdi ben bunları yıkayacağım. Yıkamadan önce şöyle bir kenara ayırayım. Tekrar diğer bir başlığı alacağım. O ne işe yarıyormuş ona bir bakalım. Hızlıca. Daha ince olan bir tane görmüştüm. Şu. Şöyle minik olan. Onu bir takacağım makineye. Birazcık daha buhar tutacağım yüzüme. Tekrar makineyi açıyorum. Yüksek. Dokunmatik olması biraz canım sıktı açıkçası. Şimdi bu köşelere bakalım. Almıyor gibi. Ama iş görür mü? Fazlasıyla. Şöyle cildinizi bakayım. Alnımda deneyeyim. Vallahi ikincisinde de aldı. Bir şey söyleyeyim mi? Gayet iyi, bu pisliği falan çıkarttı. Şöyle bir göstereyim size. Bakar mısınız? Durum bu. Tırnaklarım da çok kötü. Kusura bakmayın. Şöyle parmağımı takıp göstereyim. Pislikler bunlar. Böyle sıkmaktan iyidir ama ben böyle burnumdaki siyah noktaları sıkmaktan acayip keyif alıyorum. Arada onu da yaparım tabi ama Bunu günlük de kullanabilirsiniz. Şöyle 2 dakika burnunuzla böyle buralarınızı nemlendirip ya da böyle çay demlerken onu buharında şöyle tutup banyodan sonra ya da hemen pratik tık 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 diye yapılabilir. Gayet iyi. 100 lira bir para değil. Nelere para vermiyoruz öyle düşünün. Tabii bunu alamayacak durumda olan insanlarımız var. Benim de öyle bir dönemim oldu. İnanın bunu alamayacak dönemim oldu. Bırakın bunu alamayacağım. Bakın cihaz almayı, yüzüme krem sürecek param yoktu. Babamın iflas ettiği dönemlerde. Gerçekten çok zor dönemler atlattık. O yüzden varlığı ve yokluğu çok iyi bilen biriyim. Eğer böyle bir şey yapamıyorsanız ve böyle bir cihaz alamıyorsanız hiç özenmeyin. Hiç gerek yok. Bu tamamen bir fantezi. Uğraşmak istemiyorum diye alınabilen bir cihaz. Maddi durumunuza el vermiyorsa ne yaparsınız arkadaşlarım, canlarım? Yüzünüzü bir güzel normal çaydanlığın buharıyla buharınızı tutarsınız. Parmaklarımıza da böyle güzelce peçetemizi geçiririz. Şuralardan böyle bırt 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 sıkarız. Olur biter. Al sana işte siyah nokta temizliği. Bu şekilde de yapılabilir. Bu pratik, günlük kullanılacak, hem günlük hem haftalık hem aylık kullanılabilecek bir şey. Sizin kendi tercihinize kalmış. Ben bir tık daha emiş gücünün fazla olmasını isterdim. Şöyle bir tuttum mu diye bir kökünden çıkartıp almasını çok isterdim ama maalesef öyle cihazlar yapmıyorlar. Çünkü çok daha fazla hassas ciltli olan insanlar var. Ondan kaynaklı ve ayrıca bu insanlar nasıl ciltlerini bununla morartmışlar, ben hayret ediyorum. Şurayı çok böyle bastırdığım için böyle bayağı oraya bastırdım, kanıttırdım. O yüzden de böyle bir şey oldu ama bu geçici bir şey. Şimdi ben dermapen yapacağım yarın. Dermapen yapmadan önce açıkçası sizinle şöyle cildimi güzelce temizleyip paklayıp ondan sonra da dermapen yapmak istedim. Şimdi ne yapacağım? Yüzümüze buharı tuttuk ya. Konudan konuya atlıyormuş gibi gözükmesin. Şimdi neyse buhar tutma işlemimizi bitirdik. Cildimizi temizledik siyah noktalardan. Şimdi ne yapacağız? Gözeneklerimiz açıldı. O gözeneklerimizi küçültmemiz lazım. Yeşim taşı denen bir şey var. Ben onu buzlukta tutuyorum. Şimdi o buzlukta tuttuğum yeşim taşımı şöyle cildimde güzel gezdireceğim. Gözeneklerimi küçülteceğim. Ondan sonra da videoyu kapatıyoruz. Şimdi ben buzdolabından çıkarttım. Zaten şöyle bakın. Zaten soğuk bir taş bu ama ben yine de buzdolabına koyuyorum. Şöyle cildimde şunu şu şekilde soğuk soğuk gezdiriyorum ki açtığım gözeneklerim kapansın diye açıkçası. Çünkü sıcağı görünce gözenekler açılıyor. Soğuğu görünce de büzüşüyorlar. Aynı bizim gibi. Sıcakta böyle gevşeriz. Soğukta da böyle titrer, büzüşürüz. Aynı onun gibi düşünün. Şöyle güzelce cildinizde gezdirin. Hatta kreminizi sürerken falan da şununla şöyle masaj yapabilirsiniz. Bunu da Trendyol'dan aldım. Hemen bunu da linkini aşağı bırakayım. Almak isteyen alabilir. Bunun fiyatı çok çok uygundu. Derseniz ki Seda buna gerek yok, yine bunu alacak maddi gücünüz olmayabilir, ne yaparsınız arkadaşlar? Normal yemek kaşığı, yemek kaşığını buzluğa koyun, çıkartın, şöyle cildinizde gezdirin. O da bir alternatif size. Güzelce ne gezdirdim, soğuk soğuk, zaten bu taş hiç ısınmıyor, çok güzel. Şöyle güzel gezdirdim. Bunun tamamen kullanımı ile ilgili de bir video hazırlayacağım size. Ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını, cilde neler yapıyor onu da tek tek anlatacağım. Ama bu da bir seçenek. Şöyle burnumuzun şu küçük olan tarafıyla da şöyle şu göz kenarları için. Sabah kalktınız diyelim, gözleriniz çok şiş. Ne yapacaksınız? Bunu böyle soğuk soğuk buzluktan çıkartıp kullanacaksınız. Ya da yemek kaşığıyla, şöyle yemek kaşığının tersiyle masajınızı yapacaksınız. Şöyle burnumun buralarda da gezdireyim. Aynen. Gözeneklerimizi kapattık. Misler gibi olduk. Tertemiz oldu cildimiz. Şu saçımdaki şeyi de çıkartayım. Saçlarım da kurudu herhalde ama çok çirkin gözüküyor. İşlemimiz bitti. Cildimizi güzelce temizledik. Oh, pamuk gibi oldu. Ondan sonra da yeşim taşımızla mis gibi dondurduk cildimizi, gözeneklerimizi küçülttük. İstiyorsanız kullandığınız bir kremi uygulayabilirsiniz. Hiçbir şey uygulamayabilirsiniz. Şöyle bir güzel tonikleyebilirsiniz cildinizi. O size kalmış bir şey. Ben birazcık şöyle kendi halinde bırakacağım. Sonra tonikleyeceğim ve kremimi sürüp ondan sonra da bitireceğim işlemi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu yararlı bulduysanız, beğenirseniz ve güzel yorumlar yazarsanız bunun aşağı çok sevinirim. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Şöyle kenarda küçük zil çıkacak. Onu da açarsanız ben böyle değişik şeyler deneyip videolar paylaşıyorum. Onunla da ilgili en azından haberdar olmuş olursunuz diyorum. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.